Bu videomuzda ikinci el profesyonel bağlamaları sizlerle paylaşmak istedik. 4 tane kısa var, 1 tane de uzun bağlama var. Aynı tonlara ayarladık. Birazdan seslerini dinleteceğiz. Aynı eserlerle sizlere arkadaşlar. Evet, bu bağlamalar daha önce bizden bağlama alan arkadaşlardan takas olarak geldi. Daha iyi, daha kaliteli, tam profesyonel bağlamalar seçtikleri için bu bağlamaları bizler de aldık. Sadece birazdan göstereceğim bu elimde tuttuğum bağlama. Da bir tesviye işlemi yapılmış, onu söylemek istiyorum. Diğerlerinde hiçbir sıkıntı yok. Ufak tefek çizikler var ama her ikinci el malzemede de yaşanabilecek çiziklerdir diyorum bunlarda. Zaten resim ve fiyat bilgisi için videonun altında yer alan WhatsApp numarasından bizlere ulaşmanız gerekiyor. Oradan detayları size iletiriz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Tabii ki de şunu bilmeniz gerekiyor ki ikinci el bağlamalarda garanti asla olmaz. Bunu da bilmek gerekiyor. Biz tüm kontrollerini yaptık. Hataları varsa yoksa düzeltildi, yapıldı her şeyle. Şu an hatasız ürünler, bunu da söyleyelim. Tabii siz iyi korursanız belki 5 sene, belki 2 sene, belki 3 sene de randıman verecek bağlamalardır. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Evet, şimdi sırasıyla bağlamaları sizlere göstermeden önce bağlamaların yanında Türküler Ayaz'da bağlama metot kitabımızı göndereceğimizi iletelim. Tabii ki içerisinde yedek takım teli olacak. 10 adet mızrabı yer alıyor. Bir de suya darbelere dayanıklı şu kılıftan da göndereceğiz. Ama şöyle bir şey yapacağız. Derseniz ki işte kılıf ve kitap bizim işimize yaramaz. Tel mızrabı normal bir kılıfıyla bağlamayı gönder bize, kargo dahil derseniz fiyatını biraz daha düşüreceğiz. Uygun fiyat olarak sizlere vereceğiz. Ama tam set halinde isterseniz de ona göre fiyat verilecek. Evet, şimdiden alıcılarına hayırlı uğurlu olsun bu ikinci el profesyonel güzel bağlamalarımız diyoruz ve seslerini dinlettiriyoruz sizlere. Haydi bakalım. Evet, ilk etapta bu bağlamamızı sizlere gösterelim. Teknesi dut ağacından yapılmış 40 santim boyunda yaprak bir teknedir. Kapak ladindir. Kapaklı ses çıkışları yer alır üstte altta ve çalışır vaziyette eşik altısı var. Sap ağacı akgürgen ağacından yapılmıştır komple. Sedef işlemesi vardır klavyede ve peresenk ağacından yapılmış nokta sedefli burguları yer alıyor. Aynı tonu ayarladık hepsini ve aynı eserleri çalacağız. Sadece şunu da unutmadan söyleyeyim. Bu bağlamada tesviye işlemi yapılmıştır. Diğerlerinde yoktur arkadaşlar. Hiçbir sorunu da yoktur bağlamanın, onu da belirtelim. Evet, hadi bakalım çalalım eserimizi. Gayet de güzel çıkıyor bağlamanın tonu. Evet, gelelim ikinci bağlamamıza. Bu da diğeriyle aslında aynı özelliklere hemen hemen sahip ama tekne ağacı ve klavye değişiyor. Tekne ağacı bunda ardıç ağacından yapılmış 40 santim boyunda. Yapraktır yine. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ışıktan ama şurada kılcal çizikler vardır. Bunu resimlerde belki daha ayrıntılı gösterebiliriz. Onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok. Kapak ladin. Kapaklı ses çıkış yerleri mevcut diğeri gibi. Eşik altı yer alıyor. Sap ağacı akgürgendir. Klavyesi de abonozdur. Kenarlarında çıtalar yer alır. Pelesenk ağacından yapılmış nokta sedefli yine burguları da mevcut. Bunu da dinlettireceğiz. Aynı tonla, aynı eserle sizlerle buluşacak bu bağlamada. Da gayet tok bir sesli bağlama. Şimdi geldik üçüncüsüne. Bu farklı bir bağlama. Şöyle gösterelim. Tekne ağacı venge ağacından veya vengi diye de okunur.
yapılmıştır. 40 santim boyunda yaprak bir tekneye sahiptir. Şurada çok hoş bir kravatı var. Bir arkadaşı özel olarak yaptırmıştık bunu. Bunun da yine arka tarafta minik minik çok ufak içinde göçüğü bile olmayan çizikleri var. Şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum arkadaşlar. Bu modelde eşik altı yok. Eşik altı isterseniz onu da yaptırabiliriz. Tabii ekstra fiyat şartıyla. 40 santim boyunda kapak kenarları çıtalı. Kapak ladin, üst tarafta kapak yok. Sadece arka tarafta kapak yer alıyor. Sap ağacı normalde akgürgenleri ama dışına biz kaplama yaptırmıştık. Şurada gördüğünüz gibi kaplama dışında da devam ediyor. Burgular da yine abonoz olarak yaptırılmıştır. Bu da güzel bir bağlamadır. Sesini şöyle dinlettirelim. Maşallah var diyelim. Evet, aynı eseri bunda da çalıyoruz. Haydi bakalım. Bunu da dinletmiş olduk. Evet, bir tane daha var. Bunu daha önceden yayın yapmıştık ama tekrardan yayınlamak istedik. Ardıç ağacından yapılmış 38 santim boyunda bir teknesi var. Yaprak tekneye sahip. Çok hoş bir ses çıkış yeri var arkada. İşte üstte, arka tarafta bu şekilde. Bunda da yine eşik altı yok ama isterseniz yaptırılabilir. Akgürgen ağacından yapılmış bir sapı var. Kenarları çıtalı. Pelesenk ağacından yapılmış burguları yer alıyor. Bunu da dinlettirelim. Bunun sesi de hoş. Yani teknesi küçük ama bayağı dolgun çıkıyor. Bu bağlama da böyle. Evet, şimdi kısaları bitirdik. Bir tane de uzun bağlamamız var. Geldik ona. Bu da abonoz ağacından yapılmış bir bağlama. Teknesi 40 santim boyunda, yaprak bir gövdeye sahip. Kapak ladindir. Kapaklı ses çıkış yeri, normal ses çıkış yeri ve eşik altı yer alıyor. Bunda da sap ağacı komple, akgürgendir ve nokta sedefleri yer alıyor. Burgular da gürgendir. Evet, bu da güzel bir bağlama, sorunsuz bir bağlama. Gayet tok bir şekilde de sesi çıkıyor. Bunu da dinletelim. Da böyle bir bağlama. Evet, bu güzel ikinci el kaliteli profesyonel bağlamalarımız alıcılarına hayırlı uğurlu olsun, güzel günlerde kullansın diyoruz. Evet, başta saydığımız hediyeler de olur. Türkiye içi kargo dahil olarak da yollayabiliriz. Hediyeleri çıkartarak da sipariş verebilirsiniz. Dediğimiz gibi uygun fiyata da gelebilir. Alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Tekrar diyoruz. Hayırlı görüşmek dileğiyle. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarımıza erişebilir ve ortadaki bağlantıya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz.